Erdoğan'ın her derde deva diye anlattığı zenginin mevduatına verilen kura endeksli faiz desteğinin hazineye olası maliyeti yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 23 Aralık tarihinde Merkez Bankası'nın açıkladığı dolar kuru 11 lira 64 kuruştu. Bugün 13 lira 59 kuruş civarında. Kur hiç değişmese, 23 Mart tarihine kadar bu seviyede kalsa, o gün bankaya 1 milyon yatıran biri 167.526 lira para alacak. Ticari banka bu ödenecek paranın faizinin sadece 42.500 lirasını verecek. Geriye kalan 125.000 liralık faiz desteğini hazine milletin cebinden ödeyecek. Yani banka 1 lira faiz veriyorsa hazine bunun üstüne 3 lira faiz desteği koyacak. Birincisi, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa devletin hazinesi özel bankaların ödeyeceği faize kefil edildi. Bütün bunların sonucunda da faiz lobileri ve zenginler bir defa daha kazandı. Şimdi bu ülkede 1 milyon lira ve üzerinde mevduat sahibi olan 461.917 mudi var. Bunların 3'te 2'si kura endeksli TL mevduata katılsa, hazinenin bu gidişle sırtına 3 ayda binecek yük 38 milyar 501 milyon lira yapıyor. Peki bu yılın tamamında 2 milyon çiftçi ailesine verilecek tarımsal destek ne kadar? 25 milyar 834 milyon lira. Yani bir yanda bir avuç zengine 38 milyar 501 milyon lira, diğer yanda milyonlarca çiftçimize 25 milyar 834 milyon lira. Bir avuç zengine hazineden aktarılacak kaynak, geçimini çiftçilikten sağlayan, milletimizin de ekmeğini üreten, milyonlarca yurttaşımıza verilecek kaynağın 1,5 katı. Hak, hukuk, adalet bunun neresinde? Döviz kurunu köpürten de Erdoğan, döviz kurunu yatıştırmak için yoksuldan esirgediği desteği varsıla veren de Erdoğan. Hesabı ödeyen millet ama hesabı millete yıkıp milletten alkış bekleyen de yine Erdoğan.